Abi daha güncel bir Adidas hikayen var mı? Daha güncel. Son dönemde geçen gün bir Adidas mağazasına gittik, alışveriş yaptık. O mu? Maratondan falan hani belki. Yok, maratonda bir şey yok. Maraton yok, maratonu bıraktım, koşmuyorum. Can abi, birçoğunuz biliyor mu bilmiyorum. Biliyorlar abi, herkes öğrendi. Kimse bilmiyor başka abi. Başka konu yok ki zaten. Kimse bilmiyor. Şimdi birazdan Zafer Algöz İspanya Barcelona maratonunda 950 gram et yedi diyecek. 980 gram. Can abi maraton koşucusu ama şu ana kadar bir tane fotoğrafı yok o koştuğu maratonlardan. Şahit var. Madalyalarını bize zaman zaman gösteriyor ispat etmek için. O madalyaların hepsini internetten 3 liraya alabiliyorsunuz. Tamam abi, peki öyle. 3 liraya değil. Adam Etiyopya'dan 58 euroya EasyJet'ten uçak bileti almış gidiş dönüş. Abi sen niye kitap yazmıyorsun ya? Arkadaş yazıyorsun yani. Yazıyorum da sen okumuyorsun. Adam 58 euroya gidiş dönüş EasyJet, Barcelona, Addis Ababa uçak bileti almış. Maratonu bitiriyor, buna madalya veriyorlar. Evet, yani. O da bana satıyor. Adam da bunu 150 euroya satıyor. Ya yani. Abi 42 kilometre koşan adamı var ya. Evet. 25 bin euro versen satmaz. Hocam adam Etiyopya'dan gelmiş. Abi sen adamı kıçı örümcek bağlamış. Sen ne konuşuyorsun Allah aşkına? Herif gidiş dönüş 65 euroya bilet almış. 150 euroya haydi haydi veririm madalya. Al koçum der. Levan'ı rica edeyim. Vın. Niye uğraşsın ki tamam buna? Abi peki abi. Niye kabul etmiyorsun ya? Ya tamam abi peki. Adam yok. Abi sen 45 kilometre koştun mu ya? Var mı böyle bir gün? 45 kilometre niye koşayım? Maraton 42 kilometre. Ha öyle mi? 45. Hani 3 kilometre de senden. Koştum. 42 kilometre 190 metre. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abiciğim 3 tane maraton bitirdim. 2 tane bitiremedim. Neden? Bazı olaylar yüzünden. Özel mi abi sormuyorum. Ne bu olaylar? Kramp neden? Girdi diyelim. Kramp neden girer? Ya Finlandiya maratonuna gittim. Helsinki maratonuna. Asfalt böyle yol koşusu. Yani o da 42 kilometre. 22. kilometreye geldim. Bir tek ben varım ha. Lan arkaya bakıyorum kimse yok. Önde zaten kimse yok. Ormanın içinde bir tek benim. Herhalde birinciyimdir. Ulan dedim bu işte bir yanlışlık olmalı. Birinciliğe doğru gidiyorum. Hayır parkur burası mı ya? Hani hayır parkur orası da giden gitmiş. Ya arkadaş ayağıma kramp giriyor. 22'ye geldiğimde yani 21'i geçtim. 22'de 2'de 1'de en son bir tane adam takip eder. En son gelen adamı. Baktım adam benim ensemde. Böyle bir tane minibüsle. Hadi babacım diyor yani bırak da. Evimize gidelim işimize gücümüze bakalım. Hayır ben bırakırsam bir sonraki adam sondaki adama gidecek. Ha, o da kim bilir nerede. Evet. Ben en arkadayım ya. Böyle yapıyor. Ben de böyle yapıyorum ama. En sonunda 22'de tamam dedim. Pes. Gel. Bu şey var ya kargo USB mi? UBS mi? UPS. UPS. Yani. O kamyonet. Yarısı böyle açık. Abla geldi durdu. Devam ediyor musunuz? Kaşlarımla hayır dedim. Hemen indiler. Benim ayağımdaki çipleri kestiler. Emin misin? Babacım evet. Kes şunu. Kestiler. Şeye aldılar beni. Elime bir tane muz tutuşturdular. Hiç de sevmezsin. Hiç de sevmem. Tekrar başladığımız yere geri getirdiler. Başladığım yere götürmesi 2,5 dakika sürdü. Parasını satın. Yani ben ulan 22 kilometrede koşuyorum. Nereden, hangi yoldan geldim buraya? Demek ormanın içinden dolaştıysa. Neyse geldim abi 50 olimpiyat stadına. Eşofmanım koyduğum yerde duruyor. Şöyle bile oynamamış yani. Bizde olsa... Hacılamışlar mı çoktan. Çoktan? Yerinde bir Migros poşeti. Migros poşeti dedi de... Darıca yarım maratonda katıldım 21 kilometre. Bizim bir arkadaşımızla beraber gittik. O koşmuyor ama bana koçluk yapıyor. Aslansın falan. Ben böyle devamlı kremler, yağlar... Sürmedik bir şey yok tamam mı? Yani ayağım renkten renge giriyor. Devamlı bir şey sürüyoruz. Biz orada sürünürken, ısınırken bir tane şey geldi. Afrikalı. Taksiyle geldi. Metalik siyah. Metalik siyah. Siyah. Evet. Elinde bir tane Migros poşeti vardı. Migros poşeti. O kalabalığın arasında birilerine sordu. Afrikalı bu poşeti. Afrikalı Migros poşeti mi? Migros poşeti. Bunu nereye koyabilirim dedi. Ya adam tarif ettiler. Bir tane muz olmuş kendine. Tarif ettiler. O kenara taşın altına koydu. Biz ama devamlı yağlanıyoruz böyle falan. Adam taksiyle geldi. İki tane şöyle yaptı. Yarışı birinci bitirdi. 15 bin liraya aldı gitti.
Biz hala... Siz daha yağlanıyorsunuz. Ya benim o gün sürdüğüm yağıyla adam bir sene antrenman yapar. Gerçi ben de bitirdim ha, bitirmedim değil. Vallahi. Ama Darıca Maratonu'nun pistini çizeni bir yakaladım. Abi herkesin sana bir sorduğu bir şey var. Abi 13 kilometre yokuş olur mu ya? Can Yılmaz neden sürekli kareli gömlek diye giyiyor diye soruyor insanlar. Ben bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Yani cevap vermek istersen... Öyle bir şey yok yani. Eskiden beri kareli giyiyorum. Özel bir nedeni yok. Hocam bence bu şeyden kaynaklanıyor. Cem Yılmaz devamlı siyah giyiyor ya. Ben de ona karşı kontrast olarak, abisi olarak siyah giymiyorum. Kareli giyiyorum lan. Sen siyah giyersen ben de kareli giyerim. Ne alakası var? Cem Yılmaz diyelim ki 90'dan beri. Evet. Siyah giyiyor. Evet. Ben 86'da kareli giyiyordum. Nasıl olacak şimdi? Ya hep devam ediyor. Demek ki bunu hadi bu argümanı çürütün. Neyi çürüttün? Hani Cem Yılmaz yüzünden giyiyorum diyorsun ya. Ama hocam sonradan hiç değiştirmedin. Hep kareli. Niye değiştirdin? Yani kareli masaj. Hayır şimdi şöyle bir şey. Alıyorsun. Kareli giymek. Şey, kitabın kapağında da şey var ya, senin gömlekler var yani. Evet. O kareli desen var. O senin için bir simge gibi yani. Ben kareliyim diyorsun okuyucuya. Ne ben demek kareliyim. Onu anlamaya çalışıyorum. Ne demek lan o? Ne biçim saçma, ben kareliyim. Erzurumluyum gibi. Yok oğlum öyle bir şey yok. İşte öyle yani Allah. Acaba Allah. Burada reklam verenlere bir zarf mı var? Hani gömlek memlek falan, çocuklar hazırım. Bak. Gelin bu işi nakde çevirelim. Kahveyle bira karışıyor mu ya? Nasıl bir tadı oluyor yani? Güzel olur ama hiç sorumuza net cevaplar alamadık. Selim Bey, bu arada Anadolu Efes'e gerçekten çok teşekkür ederim. Celil yalnız Celil de muhabbetine doyum olmuyor ha. Abi var ya üf yoruldum. Abi şurada Cem Yılmaz oturuyordu, adam kaçtı Allah. Ya. Niye kaçtı? Yok oldu adam. Kaçmadı. Yok canım, Cem görüyorum. Buralarda ya. Cem buralarda. Celil bir iki kelime desen etmek ister misin? Mertiler elerdi. Yırttık. Biliyorsunuz değil mi? Celil aynı zamanda şarkı söylüyor. Hayır öyle bir şey yok. Keşke hiç söylemese dedirtmiş de onu da söylüyor. Söylüyor mu dedi? Tabii. Söylesene bir yerde mi söylüyor? Bir yerde söylemiyor. Nerede söylüyor? Ben zaten şarkı bilmiyorum ki. Yani yo, biliyorsun, işte Poyraz Karayel'de bir tane bir tesadüf etti söyledik. Onu da bir arkadaşım sahneye davet etti bir gün. Şarkının tamamına hakim bile değilim ama şarkının tamamına herkes hakim olduğu için ben bir tek başını söylüyorum, bir de şimdi sizde diyorum. Albüm yapabilirsin yakında yani. Bitti tamam. O zaman yapar Celil ya. Demek ki şarkı söylemiyor, yapar. Söyletiyor. Tabii. Soru cevap mı acaba? Şahane yakaladı Celil öyle bir izleyici. Yani müthiş bir şey. Şarkının bir kısmını söylüyor. Başını sadece başını söylüyor. Evet tabii. Marıtalar ağlar şimdi o kadar sizde. Bitti tabii. Falan öyle şarkılar. Dört şarkı söylüyor arka arkaya böyle. Şu anda var ya, ya. Acayip hızlandı. Şaka bir yana burada herkes bilmiyorum yani algılamak için söylüyorum. Herkes kafa okuyucusu mu? Yok. Herkes Anadolu Efes mi? Burada kafa okuyucu. Yani yani gerçekten samimiyetle biz bizeyiz. Yani minimum bir tane sayıdaki yazıları falan okuyan, bizim yazılarımızdan okuyan. Abi o şöyle sor. Hiç Kafa dergisi okumamış var mı? Hiç okumamış. Az varmış. Bir ışık. Abi şuna bir şey. Bayağı böyle bir şey orayı var. Saçma sapan bir şey bu ya. Bayağı var. 8-10 kişi var. Ama o zaman hiç bayağı... Hiç okumamış yani. Büyük bir çoğunluk vallahi okumuş ya. Ya ayıp diyeceğim. Ne olacak Kafa Dergisi? O zaman bedava dağıtılsın bu akşam. Şuradan versenize hiç ya. Hiç okumamış kimdi? Bak şuradaki abi. Şuna o zaman Cem abi. Siz kim var başka okumamış arkadaşlar? Abi. Bir anda çoğaldı okumayanlar. Kim var başka okumamış? Hiç okumayan kim var? Başka? Ah. Şurada okumayan var mı? Arkadaş bütün salon mu okumadı ya? İlk... bir benim tane vereyim sana. Anlamadığım bir şey var abi. Nedir vallahi abi? Mı? Abi, ama ben samimiyetle veriyorum. Hiç okumadınız mı? Günahı ne? Bir sayı bile. Bunların torpili. Yabancı mısın? Bilemiyorum. Soracağım. Türkçe bilmiyorsun ama. Onlar Can Hocam'ın. Cem abi. Sen bilirsin. Yani biz tiyatrocu böyle sahne işleri bilmediğimiz için soruyoruz. Mert falan burada olsaydı sorsaydık Mert Fırat'a. Ne abi? Ya da Muzaffer abiye. Burada mı Mert? Nerede? Nerede? Mert! Mert Fırat bizim Mert mi? Abi hayırlı olsun. Mert bir şey soracağım sana. Bu insanların günahı ne? Bunların torpili ne? Öyle mi? Tersi mi yani? Neredesin? Kim okumamıştı? Mert böyle gelsene ya. Ha vallahi hiç o kadar göremiyorum ki. Bak mesela hiç anlamadığımız şey orası torpille orasıymış. Ha. Vay canına. Değil mi? Yukarısı burası diye diyor. Ben de burası zannediyorum. Kimle okumayan? Bak okudum diyor ya. Hala dergiden. Ne torpili be. Neyse şuraya dönelim sen abi. Abi Cem Davran'a bak, Kamil Koç'un muavini gibi çalışıyor. Ah. Elden ele. Ben size bir söyleyeyim mi? Buradan rezalet görüyorsunuz. Gerçek. Niye? Vallahi billah. Böyle ışığın ortasında bir sürü yaşlı adam vır vır vır. Şahane. Alkışlarınızla Mert Fırat.
Sağ ol. Ne haber? Gel abi. Oğlum. Evladım. Yavrum. Nasılsın Mert? Bu arada şaka baka. Evet, evet şimdi Mert Fırat'tan bir şarkı dinliyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor bu arada. Vallahi şahane, böyle burası şahane. Tiyatral bir havası var ve böyle çok sıcak. Sen ne zaman geldin Mert? Başından beri buradaydım. Allah aşkına. Yapma ya. Ben şakaları de nasıl buldun? Yani genel gidişimiz nasıl? Hocam sen vallahi, emin misin? Ben hikayeye bayıldım çocuk. Vallahi. Ses çıkarmıyorum. Ama sonunu daha dinlemedin. Neyse ben dedim ki ses çıkardım yukarı. Abi buna ses versenize. Buna buna. Mert ben nasıldım? Mert. Mert. Şeye, dur ben şöyle yaklaşayım da daha bir saniye. Tamam. Gel gel. Eyvallah abi. Mert. Yaklaş yaklaş. Abi. Ben nasıldım? Evet. Ses var tamam. Mert, ben Can abi nasıldı? Sen en iyi sendin abi. Vallahi biz dedim. Evet programımızın bundan sonrasını Çayınlar devam ettirecek. Tek kişilik gösterisiyle. Ne diyorsun hocam? Zafer Algöz sürekli benim yüzüme çalışıyor ama dur bakalım Allah sonumuzu ayırsın. Hocam ben sana sadece en yol veriyorum. Kafa atıp, yol veriyorum sana. Şimdi ufak ufak izleyicilerim buradaki dostlarımızdan da soruları alacağız ama burada bir kıymetli misafirimiz daha var. Yani bizim ailemizden biri Kafa Dergisi'nin Zafer abi biraz önce şakayla karışık söyledi. İlk açıldığı zaman bizim ilk yaş günümüzde bizim başyazarlığımızı yaptı. Can abinin kardeşi olmasının dışında bizim de hep ailemizden gördüğümüz biri. İzin verirseniz ve kendisi de kabul ederse onu da buraya almak istiyoruz. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz! Mert sen de kal burada abi. Sen böyle gel baba. Gel. O, gel şöyle otur. Sandalyeyi buraya gel. Alalım mı? Tamam tünedik. Buraya gel, bir tane de Mert'i alalım. Gel. Gel. Ay, geç abi. Gel tamam. Gel. Tanıyorsunuz. Gel yarın. Buraya da bir Cem tane versenize Mert'e. Ha? Ha, varmış ya gel. Böyle iyi ya böyle güzel. Cem nasıldın? Nasıl rahat ediyorsun? Çok iyi. Evet Cem Hoca genel gidişimiz nasıl? İyi mi başladı? Kötü mü vallahi başladı? Ben kıskandım. Vallahi mı? Vallahi. Kıskandın mı? Saniye başı gülme ve reaksiyon çok iyi. Galiba tanıdığınız insanlar. Yani başka türlüsü mümkün değil diye düşünüyorum. Ben burada Kerimcan Kamal dışında kimseyi tanımıyorum. Merhaba üstadım. Yani Kerimcan'ı da tabii. Şimdi ben teknik değerli. Beni şimdi böyle çala kalem bir yani çıkıyor sahneye anlatıyor diyebilirler. Ben çok teknik izledim. Evet. Açılış iyi. Zafer abinin başta provadaki gibi çok iyi. Hangi provada ya? Hani koltuklar çekilirken ışık sende kırmızı olacaktı. Öyle konuşulmuştum. Beyazda kaldı. O kötü. Ona çalışıldı mı? Hocamın dünyadan haberi. Ama yani planlama olarak dağınıksınız. Çünkü hepimiz hani otururken oturma düzeni herkes sola alacak diye bir şey. Cem Hoca senden küçük bir şey rica edeceğim. Çıtayı çok yükseltme. Birazdan sen gideceksin. Yok yok çıtayı yükseltmek değil. Çok güzel bir sohbet gerçekten. Bir de sanki hiç çalışılmamış gibi. Evet. Sanki. Ya Allah çocuklar. Mert vallahi başından beri kulisteyim. Ya arkadaş. Kulisten bilgi verme. En eğlenceli bölümü ya. Çocuklar. Şimdi ben yıllarca sahneye çıktım. Burada büyük abilerim var benden. Yaşça büyük hem sahne tecrübesi olarak da daha eski abilerim var. Ama ben de yani şöyle baktığın zaman 45 yaşındayım. 22 yaşında sahneye çıktığıma göre yani 23 senedir falan sahneye peyderpey çıkıyorum. Bir 3 senedir yakın zamanda çıkmıyorum o kadar. Ama yani şimdiye kadar 4000 küsür kere profesyonel biletli sahneye çıkmışımdır. Evet. Bir de çocukluk falan Yusuf ile Kenan hesabı. Çocuk yıldızlık. Ben ilk 79 yılında sahneye çıktım. Okul içinde bir müsamere bir gösteride Nasrettin Hoca rolündeydim. Yani 79'da 6 yaşında başladığım zaman Nasrettin Hoca'yı canlandırarak başladım. Yani Nasrettin Hoca'dan başlıyorum, Cem Yılmaz'a kadar düşüyorum. Yani geçen yıllar içerisinde zirvede bırakmam gerekirken bırakmıyorum. Şimdi genetik olarak kısadan hisseyi alalım. Abim sahne işlerinde benden çok daha eskidir. Ama benim de yani sahnede fiziki biriktirdiğim bir tecrübem var. Oradan tecrübeyle bakıyorum şimdi mesela kuliste konuşulanlara. Ya arkadaş burada şimdi mesela hepsinin Kafa Dergisi'nin dışında yaptığı işler var. Onlar bu işleri kafa hariç işler olarak diyor. Yani Zafer abinin aktörlüğü, Cem abinin aktörlüğü, Celil'in aktörlüğü, gazeteciliği, abimin abimliği.
Cem Hoca. Eyvallah Tayfun kardeş. Eyvallah. Şimdi zaten bilmediğiniz zaten her zaman en yakınından gelir. Bilmediğiniz birkaç konu var. Bir tanesi ben Kafa ailesine teşekkür ediyorum. İlk 45 yaşındayım. Abim 50'ye giriyor. İlk defa abimle bir kere bu kadar yakın oturuyoruz. Bunu sağladı. Candaş'a çok teşekkür ederim. Bir. İki. Ya arkadaş sağ olsun Efes şey yapmış. Böyle esprili bir sunum yapmış. Şurada. Mesela kafa dar. Şimdi bu... kafa dar anlamında. Yani bu dar. Evet. Bakış açıları olarak, vizyon olarak... Efes'in sizi nasıl gördüğü ortada. Bu yürü. Beş kafa. İçeri girdik hep beraber. İçeri hep beraber girdik. Bütün arkadaşlarımın, abilerimin reaksiyonu şunaydı. Sohbet, gülmece, eğlenmece. Cami diyor ki, sohbeti ben alayım. Aralarında şu üç kavramı paylaştılar. Kimse gülmece kendinde kalsın istemiyor. Ama hiç kulisteki gerginlik hiç buraya yansımadı. Celil kardeşimin demin size gösterdiği pimpon topu son çareydi. Çok sıkışırsak. Çok, benim önerim de o. Bir tane daha var. Çok sıkışırsak. Kuliste önerdi. Birebir önerdi. Yemin ederim. Ben yani bir sahne insanıyım. Biliyorum böyle şeyleri. Bir de yurt dışı çok gezdim ben. Cem Hoca. Dedim ki uzak doğu. Söyleyeyim uzak doğu. Kişiyi seçemedik ya. Şanslıyım mı? Çöp çektiler kim yapacak. Dedim ki bak seyirci dedim acımasızdır. Çok sıkışırsanız bir pimpon topu bulursunuz herhalde bir yerden. Onu dedim bir yerde saklarsınız. Seyirciye bir raket dağıtılır. Topu fırlattığınız anda vurabilene bir yıllık abonelik verirsiniz falan gibi. Samimi oyunlar önerdim. Yani bunlar yurt dışında oluyor. Evet. Ama korktuğumuz gibi olmadı. Sizin de inşallah beklediğiniz gibi oldu. Sahnede hepsinin tecrübesi var. Bakma Candaş yani belki sahneden en fazla uzak ama mutlaka yani kişilerle teması olarak çok tecrübeli. Çok güzel idare ediyor. Belki de bir moderatörlük görevi üstleniyor. Ama ben burada abim adına bir şey söylemek istiyorum ki... Ya arkadaş biz cezalı mıyız ya? Arkadaşım bir dur belki onurlandıracak seni. Sahne macerası birçoğumuzdan eskidir yani. Bizim ailedeki birçoğumuzdan. Mesela babam hiç çıkmadı. Ama bizim yapı taşlarımızda yani babamın çok katkısı var elbette fiziken ve ruhen. Abimi, hadi beni tanıyorsunuz. Abimi tanımak için birazcık babama bakmamız lazım. Şöyle ki, Yahşi Batı filmini çekmek üzere plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Hangi karakterler ata biner, ne olur? Böyle bir at sahnesine ihtiyacımız varsa ders almalıyız falan gibi planlar yapılıyor. Babam dedi ki, ben oynarım dedi. Şerif rolünü dedi, ata da binerim dedi. O sırada annemle babam 49 yıllık evliler. Annem dedi ki, Arif ben senin ata bindiğini görmedim dedi. Babam dedi ki evlenmeden önce dedi. 49 yıl. 4 gece. 3 yani ay ata, değil 5 yıl değil. 49 yıldır yok. 49 yıl önce bildiğimiz at daha evrilmemişti. Yani. Yani, ben ne alakası var bunun? Şunu anlatıyorum. Bırak hocam gelecek. Yani bir iddia var ailede. Yani ben şerif olurum, ata da binerim. Çünkü bindim. Ne zaman? Demokrat Parti döneminde. Şimdi biz buralardan geliyoruz. Abimin benim bütün 4000 kere sahneye çıktığım bunlardan bir tanesinde fiziki bir anı var. Onu anlatayım, müsaadeni isteyeceğim. Kuliste oturuyorlar abim. Arkadaşları, abimin parayla espri satın aldığı bir iki insan. Ya bir kere olan bir olay be.
Parayla espri ya. Evet. Vay be. Bakın. Oy. Söylemekte bir utanç duymuyorum. Ben Cem Yılmaz'ım. Ne yapayım yani? Ve ben bu adamın kardeşiyim. Başı sıkıştığı zaman bir Cem Yılmaz esprisini, yani hatırız, sevilen espri stilidir. Bir Ozan Güven mizahı değil. Başı sıkıştığı zaman ben ona verebilirim. Benden almayıp bizim yönetmen yardımcısı bir arkadaşımız var. Murat Dündar. Hayatında 14 yıldır tanıyorum, espri yaptığını görmedim. Murat Dündar'dan 20 liraya dolar 2 liraydı. Yani 40 liraya. 20 liraya espri alırken gördüm abimi kuliste. Sineye çektim. Yakaladım onları, kuliste böyle bastım. Tuvalete gittim. Kuliste hazırdı. Bastım. Ulan sanki ne yapıyoruz? İşte espri satın alıyoruz. İşte ses çıkararak gitsen. Bak sana samimi söyleyeyim. Bir mizahçı için seni kuliste Dündar'la öyle basmaktan daha ayıp bir basma şekli. Öteki türlü olsa. Vallahi sineye çekerim. Derim ki böyle bir zaafı var. Abindir der. Evet evet. Sonradan ben de kafama dank etti. Bu espri satın yeterdi. Alırken yakaladım. Sonra hafif tonlu bir makyajımı yaptım sahne. Kulak misafiri olduğum şeyleri kulağımı tıkadım. 5 dakika sonra sahneye çıkacağım. Bir iki eşimiz dostumuz daha var kuliste. Onlar oyunu daha defalarca izledikleri için kaldılar kuliste. Ben yani 22 senedir kapalı gişe oynayan gösterimi yapmak üzere gittim. Onlar kuliste oturuyorlar abimler. Oynadım, güldürdüm. Yıkılıyor ortalık. Ara verdim. Kulise geldim. Abim dedi ki, neredeydin oğlum? Öldük gülmekten. Ama o ara güzel geçmiş. Yani ne demek neredeydin oğlum? Ya orası benim kulisim. Kapıda afişim asılı. Haftada 4 gün oynuyor diye. Bana diyor ki neredeydin? Ya siz orada ne arıyorsunuz ki bir kere? Ama var güzel mavra dönmüştü. İnsanın, biz hep üzerine espri yapıyoruz. İnsanın yaptığı işi bir nebze. Beğenen insanlar olması güzel ama beğenmeyenlerin sayısında da bir ve niteliğinde de bir böyle bir volüm olunca daha iyi oluyor. Onun için her şeyi sana borçluyum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eyvallah. Benim her yaptığım espriyi beğenseydi bugün bu olduğum noktada olmazdı. Tamam, abartmayalım. Hani bazen diyorsun ya. Evet, ulan, Cem Bey'i alalım. Ben, bazen abim diyor ki, ya senin niye Maybach'ın var? Beni çok beğenmediğin için. Maybach deyince Maybach. Araba olduğunu falan hiç anlamadım. Yani, evet. Yazık. Ya almadı. Çakar almaz. Oldu. Maybach. Maybach. Bakarsınız Google'dan. O nedenle hepiniz için bir umut var. Eğer peki Cem Hoca. Sizi sevmeyen. Eski günlerdeki olsaydı mesela Öztürk abi eskiden gülünüz güldürünüz yapardı. Bize kaç verirsin? 5 gıdıkladı mı? Yok yok iyi ya. Bayağı iyi ya. Komik yani. Komik bir de. Zafer abi. Bir de. Ya ben... Zafer abi komik mi? Ya dramatik yanı da var tabii ya. Bir tabii. Bir trajedi de var tabii. Trajedi de mi var? Yani bir tırmalama var. Seyircide şu hissiyat uyanıyor. Ne gerek var? Hayır seyirci şu anda yeni karşılaştı bu olayla. Bir daha karşılaşırsa ne gerek var der. Ya bugün biz geldik Mert'le ben geldik. Hadi. Yarın. Yani yarın aramızda şu var, yarın aramızda bu var. Artık böyle yani bayağı evet. Seyirciye yani Mustafa Sandal konserine dönebilir. Abi onu biliyorsun Mustafa ya. Sandal konseri. Cem, hani, onu düşündük. Giden nereden? Kim gidiyor? Bizim meslekte o yok mesela. Çok acı bir şey. Yok, abi bir dahaki sefere dörtlüyü değiştirir. Şimdi sizler canlar. Yok. Başka bir dörtlüyle çıkar. Valla şahane. Bence devam edin, anılarla devam edin yani. Eyvallah sağ ol. Anlattırmıyorlar ki bende ne anılar var. Hala merdivendeyim ben yani. Çocuklar gelmeden gelmek. Benim isimli abi. Ama Cem Hoca Allah. Böyle artı 18'e yakın şeyler yapıyor. Biz öyle yapmıyoruz tabii. Nasıl yani? 6 yaş mı yapıyor? Ya şimdi belden aşağı mizahın. Belden aşağı biz de yapabiliriz. Ya adam değil. Belden aşağı bir şey söylemedi ki sabahtan beri. Çok ince yaptı. Olmadı. Siz deminden beri birbirinizle taşak geçiyorsunuz.
Cem Hoca. Sen onu bademcik gibi bir yerde mi zannediyorsun? O da ben de halbuki o kadar içeride ne demiştik, yapmayalım demiştik ya. Abi dur, soruları alıp bitireceğiz zaten. İstersen oraya, istersen oraya hep beraber. Sandalye yok mu ya? Abi var, oturma. Ya böyle iyiyiz ya. Yani adam gel abi. Yarım kıç oturuyor. Gayet iyiyiz böyle. Ya bununla ilgili bir şey anlatabilirdim şu yarım oturmayla ilgili. Ya Fenerbahçe stadında kombinimiz vardı. Bedri Baykan var, oğlu. O zamanlar 4-5 yaşında. Kucağında bilet almıyor ve kucağında getiriyor. Çocuğun yarım kıçı benim dizimde. Yarım kıçı Bedri abinin kıçında. 10 sezon öyle seyrettik. Yapma ya. Bir de çekirdek çitliyor. Çitliyor, dönüp sana bir şey söylüyor. Bütün çekirdek benim sakalda. Devre arasında gidip sakalı temizliyordum. Şunu vereyim. Şimdi mesela bu çocuk espriyi, büyüdü Allah'tan. Bu espriyi şöyle satabilirsin. Ya tamam be. Ben zaten öyle satsam orada ben otururdum. Ya çocuğum be. Nasıl satabilirim? Aynı espriyi sen anlat, sen de biliyorsun hikayeyi. Öbür kışta sana değiyordu zaten. Evet. Şaka yaptım canım. Şimdi önemli olan işlem. Ben yani olabilecek maksimum kahkahayı aldım zaten. Yani öyle ben mi? Tabii devamını ben de düşünmedim. Bir şeyler aldım ama. Espri şu. Şu espriyi şöyle de satabilirsin diyerek gerisini seyirciye bırakıyorum. Eğer seyirciye düşünecek bir alan bırakırsan o daha büyük haz alır. Bir sabahtan beri düşünecek alan bırakır. Hiçbir şey yapmayarak. Yani siz mesela bir sonraki gösteride bence hiç çıkmayın. Seyirci... Sadece düşünsün. Tabii. Hani anons edin çıkmayın. Tabii. Mesela o daha büyük haz verir seyirci. Evet. Geliyor ulan. Falan kimse yok orada. Ulan çıksalardı neler yapardı. Evet güzelmiş lan o. Abi yani böyle böyle süper kahraman var ya. Görünmez adam. Yani ne yaptığını, neye benzediğini bilmiyoruz. Ve bu adam Süperman kadar meşhur. Evet. Yani diyor ki işi hallettim. Ne bileyim amına koyayım. Ne bileyim. Yani. Güzel. Cem Hoca şeyi hatırlıyor musun? İstanbul'da film festivalinde Arjantinli büyük bir mim sanatçısı çıkarmışlardı. Sorma ya. 50 bin dolar para vermişler. Dünyanın en büyük mim sanatçısı. En önde izliyorduk bir de. Biz de beraberdik en önde. Bir tane gazete kağıdı çıkardı. Önce gazete kağıdının üstüne çıkıp sonra ikiye katladı. Sonra bir daha. Bir daha, bir daha. Şu kadar oldu gazete kağıdı. Onun üstünde tıkı tık. 50 bini aldı. Alaşmadık. Ben bunu 100 liraya yapardım. Ya biz hep beraberdik. Biz ara ya bir şeyler yaptı. Böyle halatla çekti mekti bayağı öyle 10 yaşında bir çocuk gibi bir şey yaptı böyle falan filan. Şunlar falan. Dik falan filan. Şaşırmalar falan. Şaşırmalar. Şaşırmalar falan. Şimdi bak mimi yani güzel yap izleyeyim sabaha kadar izleyeyim yani. Zafer abi. Ya en öndeydim şeyde. Ben de dedim ki yeter lan bu kadar zulüm dedim. Ben kalktım. Birisi snobe etti beni fuayede gördü. Çok ayıp dedi bu dedi yaptığınız dedi. Yani birisi sahnedeyken çıkmak dedim ki hanımefendi ben sahnede bulundum. O hisleri biliyorum dedim yani. Sen nereden biliyorsun o hissi anasını satayım yani. İğrenç bir şey. Evet. İğrenç bir şey yani kötü. Bizim gösterimizde insanlar... Bir kere bir palyaçoyu palyaço oynaması için çağırmıştınız, oynayamamıştı. Oynayamamıştı evet. Adam ya biz mi? Bulgaristan'da bir tane sokakta akordeon çalan bir çocuğu... Ya sokakta akordeon çalarak sevimlilikler yapıyor ve para toplayan bir çocuğu filmde bunu yapmasını söyledik. Adam yani... Yapamadı. Meşe odunu oldu birden yani. Hayatı bunları geçen adam böyle oldu. Action deyince... Tabii çalma vakti sunar. Evet Keres de oldu ya. Böyle adımlarını garip garip atıyordu. Canlı performans zor iş hocam. Evet. Canlı biz iyiyiz yani ona rağmen. Ya bilemiyorum. Şimdi Cem Hoca geldi bizi biraz rahatlattı falan ama... Yok ya iyi. Seyircimizin de hoşnut olduğunu düşünüyorum yani. Evet. Ne diyorsun? Ya sonuçta... Sonuçta buradaki arkadaşlarımız hiçbiri bizden Cem Yılmaz performansı zaten beklemiyor. Evet. Şimdi Can Yılmaz'dan polka dansı. Hadi hocam. Abi bu üç oluyor. Bu üç oluyor. Ya. Notunu alıyorum. Ya şu polka dansını aylarca çalıştın. Şurada iki figür at. Allah aşkına ya. İki figür at ya. Soruları alalım mı abi? Alalım olmaz. Abi biz hazırız. Buyurun. Yaşivatı evet. Filmini çekerken çok özür dilerim Candaş. Yaşivatı filmini rolleri dağıtılırken Şerif karakterini işte biz rahmetli Rıza Tözün müydü? Dublesan. Yok yok Rıza Tözün şey vardır ya. Ali Şerif Van Sesi. Evet, Şerif evet. Rıza Tözün. Şimdi o abimiz çok böyle
bildiğiniz hani özellikle Alişe'nin bazı böyle köylü kurnazı karakterlerinde özdeşleşen lan beri bak falan diye böyle melodili lan neden sonunda böyle rezonans tabi delibiden olsa bu sütünden besler bu ton rahmetli çok önemli bir şehir tiyatrosu sanatçısı büyüğümüzün evet. Alişe'nin o canlandırdığı karakterlere hediye ettiği bir ses. Şimdi biz o bir form, o bir karakter, bir tavır getiriyor beraberinde. Biz Yahşiba'daki Şerif'i böyle tasarladık. Hep yazarken de zaten elması da sattın mıydı falan. böyle okuyorum. Bu titreme güzel oluyor. Tabii. Beri bak. Ben yazarken de böyle yazıyorum, oynuyorum, öyle yazıyorum falan filan. Ama biliyoruz ki Zafer abi oynayacak. O kadar kıskanıyoruz ki rolü yani. Ulan bunu Zafer abi oynayacak ama biliyoruz ki Zafer abi de o yani o şeye hakim. Onu yani canlandıracak. Çok çok iyi canlandıracak. Emin ellerde diyoruz. Şimdi böyle rol dağıtıyoruz. İşte Özkan abi şey dedi. Arok'tan sonra dedi ki ulan bir kere de normal adam oynayayım ben falan. Mesela pek yakında iyi çekerken şey dedi. Moruk ben normal adam mıyım? Normal adam mı? O da işte Kızılderili şefi oldu falan. Rolleri dağıtıyoruz. Abim dedi ki kötü adamın adını buldum falan. Nedir? Johnny Lash falan. 20 bin euro isterim falan. Böyle manyak manyak şey. Yani bu da ağaçta yetişiyor falan zannediyor euroları. Yani ben o hissi veriyorum ona. Abiciğim.